E, güzel bir tasarruf yapılmış oluyor. Hava olmazsa genleşme tankı var bunda. E, eski yapı. Ben Emin Mert Yalçın. Yaklaşık 9 senedir bu sektörün içindeyim. Doğalgazdan tasarruf için kombi nasıl çalıştırılmalı? Sürekli düşük ısıda mı yoksa belli zamanlarda açıp kapatarak mı? Şöyle bu e, görecelidir aslında. Sürekli evde birisi duruyorsa düşük ısıda çalıştırabilir. Ama eee genelde işte eşler ve beyler çalıştığı zaman sabah evden çıkıp akşam geliyorlar. Bu geri kalan 12 saatlik çalışma diliminde cihazlar kapalı durup sonrasında çalıştırıldığı çalıştırıldığında da güzel bir tasarruf yapılmış oluyor. Bunda da zaten oda termostatları var. Size ve gelmeden bir saat önce çalıştırıyor. Sonrasında işte nedir sabah saat 8'de işe gideceksiniz. Saat 8'de cihazı kapatıyor. Geri kalan saat diliminde cihazı gaz yakmayarak tasarruf sağlamış oluyor. Musluktan gelen sıcak suda siyah parçalar neden olur? Bu neyin göstergesidir? Çözümü nedir? Şöyle evlerimiz eski yapı. Demir boru tesisatları ile dolu. Bu boru tesisatları yani borular korozyona uğradığı zaman kir ve pas atabiliyor. Plastik tesisatta bu sorun pek görülmez. Ama demir borulu tesisatlarda bu sorunla karşılaşıyoruz. Petekle duvar arasına ısı yalıtım malzemesi koymak ne kadar fayda sağlar? Hangi malzemeler kullanarak tasarruf sağlanır? Şöyle binanın dış yalıtımı varsa böyle bir şeye gerek kalmaz. Fakat dış yalıtımı olmayan binalarda peteklerin arkasında yani haliyle dış duvardan bir ısı transferi oluyor içeri doğru. Biz peteğin arkasına bir cam yünü, strafor tarzı yalıtım malzemesi koyduğumuz zaman oradan gelen ısıyı kesmiş oluyoruz. Böylelikle evin içinden e, soğuk hava her zaman yerde durur. Isınan hava da yukarı hareket eder. Isıyı ısına ısına yani petekten geçire geçire e, rahat bir şekilde bir nebze daha e, kazanım yapmış olabilir. Ee, Kombim çalışırken basınç kendi kendine düşüp veya yükseliyor. Bu neden oluyor? Şimdi şöyle daha önceden de dediğimiz gibi bir genleşme tankı var bunda. Genleşen suyu hapseden. Su ısınınca genleşen bir şey. Eğer ki bu tankın içinde hava olmazsa e, basıncımızda hareketlilik mevcutta olur. Yani nedir? Isınır. E, ayarladığınız derece yükselirken bu su ısınıyor. Isınınca genleşiyor. Genleşme tankı da bu suyu içine hapsediyor ve 1.5 bar basınçta stabil bir şekilde tutuyor. Eğer bu tankta hava olmazsa tesisatındaki su ısındığı zaman 2 barları su soğuduğu zaman da yine aynı şekilde 1.5 bara gelecektir. Önemli olan e, genleşme tankının havasıdır burada. E, bu hava kompresörümüz Genleşme tankından bahsetmiştik. Genleşen su içine hapseden elemanımız elemanımızdı. genleşme tankımız burada. Genleşme tankına hava kompresörü ile havasını bastık. Havasını tamamladık. Şu an sabit bir şekilde 1.5 barda basıncımız duracaktır.